Şimdi biz arılara ne yapmaya gidiyoruz? Arıların genel bakımını yapmaya gidiyoruz. Ha, kovanlarımızın şu an bu rutin ayda bir mi yapılıyor, nasıl? Şu an 2 haftada bir gelip kontrol etmek zorundasın. Tamam, şimdi bakalım neler yapılıyormuş 2 haftada bir. Doğal ballarını aldık. Ballarını alınca haliyle hayvanlar aç kalıyor. Onlara kek veya gerekiyorsa şerbet. Şerbetli su ya da gördüğünüz kekimiz hazır. Şimdi nasıl uygulandığını göstereceğiz. Evet. Aç kalırsa hayvan acından ölebilir. Açılmaması için, bahara çıkıp yeniden bal yapması için bunu uygulamamız gerekiyor. Karakovan arkadan uzak kaldığı için bir şey olmuyor değil mi? Bu karakovanımız. Evet, bizde bundan bir tane var değil mi? Normal 4 tane öbür normal var. Bu da karakovan. Böyle duruyor işte. Yani bunu... Evet. Çekebiliyor musun? Ha, şu an çekiyorum. Evet, çekiyorum şimdi sonra. Ha, kekleri mi düzeltiyorsun? Kekleri böyle ortadan kesiyorsun böyle. Altını değil. Tabii üst tarafını şöyle. Yani ağzı açılıyor, itiyor. He, o kendi oradan. Oraya yerleştirdin. Gördün mü? Eskisi gitmiş mi? Bitmiş mi? Eskisi bitmiş. Onu bitirmişler. Tamam. Bu da işte şey. Şerbet kavanozumuz. He, şerbeti de kavanoza koyuyoruz. Kendin yapabiliyorsun şunu böyle. Suyu nasıl içine alıyor babanın, içiyorlar? Buradan bunlar delik, şunlar iğnenin ucuyla deliyorsun şu kapaklar, kendi iğnesiyle oradan onu çekiyor. He, damla damla atıyor. Ha. Oradan kendi iğnesiyle onu çekiyor. Anladım. İçeride görünen balı şeyi, mumu kendi mi yaptı baba? Evet, onlar tamamen orijinal olarak olan kendi yapar. Gördüğünüz gibi bakın. Aha. Bal mumları oluşmuş. Ve mum arılar kendisi yapıyor. Bu kadar. Bunu da 2 haftada bir, ayda bir yapmak mı lazım en kötü? Tabii, durumuna göre eğer aç içeride bal varsa, stokta bal varsa ayda bir sefer yapman yeterli, ama içeride stok yoksa, bal yoksa eğer 15'te bir böyle beslemen gerekiyor. Beslemesen hayvan acından ölecek yani. Bu kadar. Bu da karakovan olmayan normal standart arı kovanı diye bilinen model. Bu sene balımdan getirdiğimiz arı. Biz daha yemedik ama yiyeceğiz inşallah. Bunda da mumunu hazır mı koyuyoruz, kendi mi yapıyor? Yok, bunun mumunu koyuyoruz, kendi kabartmasını yapıyor ve balını kendi yapıyor. He. Mum nerede? O uzakta. Evet, bunun... Kek böyle. Evet, gördüğünüz gibi bunun şerbetli içinde hazır. Plastik bir kovası var, ince. Keki zaten var herhalde, buna bir şey koymayacağız. Bunun keki var, evet. Bu kekini daha bitirmemiş. Ve kapatıyoruz.
Evet, teşekkürler. Kocaman çekirge buldum. Yakalamam lazım. Oy, yakaladım. Yakaladım. Aa! Bak, ne kadar büyük. Bak, yeşilliğe benziyor gördün mü? Otlara benziyor. Şöyle yapayım, kanatlarını tutayım da öyle şey olmasın, acımasın bir. Ay! Ya zarar vermeyeceğim sana. Çok güzel. Evet. Sen tutmak ister misin? Hayır, hayır, hayır. Dokun bir kere. Hayır, istemiyorum. Çok güzel. Çok korkuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz her meslekteki olduğu zorluk gibi bu da kendi başına meşakkatli, zor, bakım isteyen bir meslek. Ama arıcılığı zaten bilirsiniz, arılar yeryüzünün bilinen en nankör canlısı olarak tabir edilir. Siz onlara hep gelirsiniz, düzenli bakarsınız, yıllarca ona hizmet edersiniz. Ama karşılığında en ufak açık bulduğunu size sokarlar. Yani eğitilemeyen bir canlı türü. Tabii diğer bir deyişle de biliyorsunuz, arı nesli tükendiğinde, arılar bal üretimi tükendiğinde insan neslinin de 5-10 sene içerisinde tükeneceğini savunan bazı büyük görüşler var. Bu denli önemli bir kısır döngü. Dünyamızın döngüsü için önemli. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı arkadaşlar. Kanaldaki diğer video izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere Bursa Menteşe köyünden selamlar, saygılar, selamlar bitiyorum. Geliyorum, bir dakika. Babam çağırdı. Herhalde bir şey gösterecek. Hangi görüyor? Bak bunlar içerideki beyaz beyaz gözüne bak. Onlar işte sinek, yani çıkacak yavru sinekler bak. Görebiliyor musun içeridekinde bak? He, gördüm. He. Bak buradan ana çıkarmış bak, ana memesi bak. Görüyor musun, özellikle bak. He. İki tane çıkarmış, birini kesmiş, biri bu herhalde burada ama göremiyorum, şu an göremiyorum. Kraliçe arı mı? Kraliçe arı, evet. Vay, evet. Ama şu an göremiyorum, çıkmış. Evet, maşallah diyoruz. Maşallah.